Lord Chipley'inde bulunan Doctors For You kliniğinde uzman doktorlardan farklı tavsiyeler almaya devam ediyoruz. Bu hafta uzman psikolog Selin Temizel Kırışman konuğumuz. Konumuz da panik atak. Doctors For You bünyesinde toplumumuza Türkçe psikolojik destek veren uzman klinik psikoloğu Selin Temizel Kırışman bizlerle birlikte. Bu haftaki konusu panik atak. Panik atak nedir? Nasıl belirtileri vardır? Bununla birlikte tedavisi var mıdır? Ne yapmak gerekiyor? İşte bu konuların altını çizecek bizler için. Efendim, programımıza hoş geldiniz diyelim öncelikle. Dilerseniz hemen başlayalım. Panik atak nedir efendim? Aslında panik atak, panik bozukluk bunlar hepimizin çok sık duyduğu, aşina olduğu kavramlar. Panik atak birdenbire ortaya çıkan, beklenmeyen zamanlarda ve kişiye yoğun sıkıntı ve korku yaşatan nöbetler diyebiliriz aslında. Birdenbire başlar, ilk 10 dakika içinde en yoğun şiddetine ulaşır ve çoğu zaman da 30-40 dakika içinde kendiliğinden geçer. Panik bozukluk ise bu atakların sürekli ve devamlı süren hale gelmesi diyebiliriz. Dolayısıyla tek başına bir panik atak aslında bir panik bozukluk veya bir hastalık olarak adlandıramayız. Panik, tek bir panik atak veya çok nadiren ortaya çıkan ataklar farklı hastalıkların da belirtisi olabilir. Mesela depresyonun bir belirtisi olarak düşünebiliriz veya sosyal fobi durumunda kişinin korktuğu bir durumla karşılaştığında yaşadığı ataklar olabilir. Bunun için de kişinin aslında kendi vücudunu, bu belirtileri tanıması ve bunları yaşadığını düşündüğünde mutlaka bir uzmana başvurması bu konuda önem taşıyor. Evet, yani diyorsunuz ki aslında sürekli olarak belli aralıklarla bunu yaşadığınızda bunu panik atak olarak adlandırabilirsiniz. Peki nasıl ortaya çıkar efendim? Belirtilerinden bahsedeyim öncelikle isterseniz. Göğüste sıkışma hissi, terleme, kalp çarpıntısı, kalbin birdenbire çok kuvvetli çarpmaya başlaması, üşüme, titreme, mide bulantısı, baş dönmesi, bir sersemlik hali, düşüp bayılacakmış gibi hissetme. Bir de mesela kendisini veya çevresini olduğundan farklı bir tuhaf, değişik hissetme durumu. Dolayısıyla ölüm korkusu diyebiliriz. Bu belirtilerin en az 4 tanesi ve daha fazlasının çoğunlukla olduğu durumlarda panik atak olarak adlandırabiliriz. Nasıl ortaya çıkıyor dediniz. Aslında birdenbire ortaya çıkıyor. Yani çok beklenmedik zamanlarda. Dediğim gibi ilk 10 dakika içinde en yüksek şiddetine ulaşıyor. Ve kişi bu belirtileri yaşadığı zaman bir anda tabii ki benim vücuduma ne oluyor diye düşünerek bir dehşet duygusuna kapılıyor. Ve mesela kalp çarpıntısı yaşıyorsa kalp krizi geçireceğinden korkuyor veya felç geçireceğinden korkuyor. Ya da o sersemlik hissi, etrafını, kendisini farklı hissetme hissiyle birlikte aklını kaçıracağından, delireceğinden korkabiliyor. Bu sürede tabii ki büyük bir endişeyle yakınları tarafından en yakın hastaneye, acil servise götürülüyor. Burada gerekli bütün muayeneler ve tetkikler yapıldıktan sonra hiçbir şey olmadığı ortaya çıkıyor. Yani olumsuz bir bulgu bulunamıyor. Ama kişide bu semptomlar olmaya devam ediyor. O sırada bir sakinleştiriciyle rahatlasa bile bir süre sonra yeni bir atakla birlikte tekrar hastaneye taşınıyor. Ve yine muayenelerde hiçbir şey çıkmadığında artık kişi bir süre sonra benim kalbimde veya beynimde bir sorun var ama doktorlar bunu bulamıyor diye inanmaya başlıyor. Ve bir sonraki atak gelene kadar bu aralığı endişe ve kaygı içinde geçiriyor. Aslında bu da yaşam kalitesini oldukça düşüren bir şey. Aslında diyorsunuz ki belirtileri bunlar ama peki bunun bir tedavisi var mıdır efendim? Ya nasıl bunun panik atak olduğunu anlıyorlar bir süre sonra? Yani dediğim gibi bu tek sefer olduğunda farklı sebeplerle bu heyecan durumunun abartılı bir hali diyebiliriz. O yüzden tek seferlik bir atağı panik bozukluk olarak değerlendiremeyebiliriz. Ama bunun sürekli hale gelmesi ve sık şekilde tekrarlanması aslında tanı kısmında önem taşıyor.
Tedavi için de aslında çeşitli yöntemler var. İlaç tedavisi ve psikoterapinin birlikte gittiği yöntemleri tercih ediyoruz aslında en etkili olması bakımından. İlaç tedavisinde bu fiziksel semptomları azaltarak aslında kişinin kaygısını azaltmayı hedefliyoruz. Fakat kişiler kesinlikle kendi kendilerine ilaç başlayarak veya ilaçlarında değişiklik yapmamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Psikoterapide de temel amaç aslında kişinin bu korktuğu, kendine olmasından korktuğu, kalp krizi geçiriyorum, aklımı kaçırıyorum, felç geçiriyorum gibi durumlardan kaçınmaya başlıyor aslında bir süre sonra. Mesela bunu yaşayabileceği ortamlara gitmemeye başlıyor. Dışarı çıkıp otobüse, metroya binmemeye başlıyor. Veya birisine zarar vermekten korkuyor evde. Çocuklarına zarar verebilirim diye bütün evdeki kesici aletleri bir yere kaldırıyor. Aklını kaçıracağım korkusuyla. Dolayısıyla bu olmasından korktuğu şeylerin aslında olmayabileceğini de göstermek bu terapideki amacımız. Bunun için de ne yapıyoruz? Kişiye aşamalı olarak bu durumlara maruz bırakma diyebiliriz aslında bu korktuğu durumlara. En düşük düzeyden başlayarak bu aslında korktuğu olayların olmayabileceğini göstermek amacımız. Bunun için de kişilerin kaygı duydukları durumu kendi kendilerine maruz bırakmaları da aslında bu kaygılarını arttırmaya da sebep olabilir. Yani atıyorum metroya binmeye korkuyorsa kendi kendine tamam ben metroya bineceğim diye bunu denediğinde ve metroya binip hemen inebilir. Yani bu aslında başardığının bir göstergesi olmayabilir. Dolayısıyla bu kaygı seviyesini daha da arttırabilir. Bunun bir uzman gözleminde yapılması da önem taşıyor bu noktada. Tam bu noktada da aslında siz devreye giriyorsunuz değil mi? Efendim Doktors for You bünyesinde Türkçe psikolojik destek veriyorsunuz. Başta da söylediğim gibi. Aslında vatandaşlarımızın için çok önemli bir nokta. Özellikle İngiltere'de, Londra'da yaşayan değil mi? NHS'e falan gittiklerinde sanırım Türkçe yardım alamıyorlar, alamayabiliyorlar ve ya da herhangi bir destek alsalar bile çok uzun zaman alabiliyor bunların randevusunu alması. Evet, doğru. Değil mi? Birazcık isterseniz Doctors for You'dan da bahsedelim. Yani tabii buraya geldiklerinde bekleme durumu olmuyor. Hemen hastanın problemi dahilinde bir tedavi planını çıkarıp tabii ki tedaviye başlıyoruz burada. Ama tedavinin sürekliliği de çok önemli başarıya ulaşması açısından. Hani yarım bırakılmış tedaviler maalesef yine dediğim gibi o kaygının artmasına bile sebep olabiliyor ve işe yaramıyor. Dolayısıyla hani bu belirtilerin kendinizde olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanız gerekiyor. Londra'nın kuzeyinde bulunan Lordship Lane'deki Doctors for You bünyesinde ben bu psikolojik hizmeti Türkçe olarak vatandaşlarımıza veriyorum. Sadece bu panik atak konusunda değil tabii ki farklı adaptasyon problemleri olabilir, depresif bozukluklar, çift terapisi. Bu hizmet için benimle iletişime geçerlerse ben yardımcı olmaktan mutluluk duyarım.